nereye gelelim? Peki bütün bunlar Erdoğan'a geri adım attırır mı? Hayır, attırmaz. Yani Erdoğan'ın propaganda araçlarına da geri adım attırmıyor. Erdoğan'ın kendisi de geri adım atmıyor. Ve bakın neler söylüyor Erdoğan. 14 Mayıs'tan önce terör elebaşları Kandil'den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar. Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları kana kan intikam intikam naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar. Şimdi çıkmışlar tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savunuyor, savuruyorlar. Oysa ki takke düşmüş kel görünmüştür. Milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler. Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen tıpkı bir sürük gibi Kürt kardeşlerimizin kanlı hemen terör illetinden milletimizi kurtaracağız. CHP Genel Başkanlığı meydanlarda verdiği sözlerde kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek. Tamamen algı, tamamen algı yaratmaya yönelik ifadeler Erdoğan'dan ve Erdoğan ısrarla devam ediyor. Yani bütün bu e, gerçek dışı dünyayı, gerçek dışı beyanları e, şeye anlatmaya, kendi taraftarlarına anlatmaya devam ediyor. Gerçekten de bir ülkenin Cumhurbaşkanı böyle bir şey yapabilir mi? Biz bunu da gördük tabii yani Erdoğan sayesinde bunu da gördük. Ve burada... Burada Erdoğan şunu söylüyor. Şimdi çıkmışlar tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video. Gençlerimizin kıvrak zekasının bir ürünü. Yani Fahrettin Altun'un çalıştırdığı insanlar var. Onlar çok zekiler, çok kıvrak zekaya sahipler ve de kıvrak zekanın işte bu olduğu düşünülüyor. Kurnazlığın bu olduğu düşünülüyor onlar tarafından ve de bu şekilde bir takım ürünler ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Memleketin faydasına olduğunu düşünüyorlar. Ama bunların her birisi biraz daha bu topluma zarar veriyor. Biraz daha tarihimize zarar veriyor.